Herkese merhaba arkadaşlar, Bir Mevzu Var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sosyal medyadaki linç kültürünü konuşacağız. Daha bugün Duygu Özarslan'ın başına geldi. Kendisinin kilolu fotoğrafları ortaya çıktı ve hemen Twitter'da bunun üzerine psikolojik şiddet ve linç kampanyası başlatıldı. Bu şu kişi bu kişi de ayırt etmeyeceğiz. Genel insanların birbirini kötü konuşmasını, linç etmesi üzerine biraz konuşacağız. Ve yanımda yine Hayal var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi Herkese merhabalar. Bugün linç kültüründen bahsedeceğiz biraz. İkimizin de farklı böyle konularda sohbet ettiği bir günden daha bugünlerde. Yani linç kültüründen bahsedeceğiz. Biraz Duygu Özarslan buna sebep oldu diyelim. İlk önce sen istersen biraz anlat neler olduğunu. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. aynen bugün az önce de söylediğim gibi Duygu Özarslan'ın iki tane fotoğrafı sosyal medyaya düştü ve bir anda büyük bir patlamayla insanlar bütün nefretlerini kustular. Yani insanlar birbirlerinden nefret etmek için küçük sebeplere bağlanıp büyük nefretler gösteriyorlar. Bugün de dediğim gibi Duygu Özarslan'ın belki 15 kilo fazlasını herkesin gözü önüne soktular. Evet. Hatta istiyorsan o fotoğraflara birlikte Evet, bir bakalım. bakalım ya. Ben de yani çok ayrıntılı bakmadım açıkçası. Ya mesela açıkçası böyle bir fotoğrafın hem çekilip hem sızdırılması bana ters geliyor. Her karşıdaki insan ister iyi bir insan olsun, ister kötü bir insan olsun ama hani şu an kendisinin belki de gizli bir yerde olduğunu ya da ne bileyim güvenli bir yerde tatil yaptığını düşünürken ansızın biri gelip seni böyle bir fotoğrafını çekiyor. Gerçekten hani fotoğrafta kişisel fiziksel olarak evet, birazdan onu da izleyeceğiz. Evet. Bir başka fotoğrafta bu. Evet. İşte bu fotoğraflar sosyal medyaya düştü ve büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Serdar aslında biliyor musun hiç kötü değil. Yani bence gayet güzel görünüyor. Yani benim güzellik algım biraz şimdiki günümüzdeki gençlerden biraz daha farklı. Yani Yani mesela güzellik sence kusursuzluk mudur gerçekten de? yok yani Kusurlu güzellik olmaz mı? bence güzellik kusurlarına rağmen kendini sevebilmektir. Yani kusursuz olabilirsin, mükemmel bir vücudun olabilir ve herkes sana gıptayla bakıyor olabilir. Bu senin kendine karşı yani başardığın bir kişisel gelişimdir. Yani nasıl diyeyim? Şöyle söylemek istiyorum. Kendine karşı bir yarış başlatırsın. Dersin ki ben atıyorum ki şu pantolonun içine girmek istiyorum. Başkası için değil, kendim için. Ama bunu yaparken aman işte Ayşe teyzemin kızı işte Birgül teyze de Birgül abla da bana baksın falan gibi değil yani. Bunu kendin için yaparsın ve kendin için yaptıkça bu senin öz saygını arttırır. Kendine karşı duyduğun saygıyı arttırır. Bu güzel bir şey. Ama onun dışında atıyorum ki ben işte 10 kilo fazlam var. Sen o 10 kiloyu yani 10 kiloyu vermediğinde bile mutluysan ve kendini öyle rahat hissediyorsan bu da bir başarı. Bu da kendini olduğun gibi kabul edebilme başarısıdır. Yani Tam bu birazcık güzellik algısıyla alakalı. Şimdi linç kültürüne biraz dönebiliriz. Neden insanlar linç ediliyor? Ya da şu anda Duygu Özarslan'ın bugün Twitter'da gündeme oturmasının asıl sebeplerini biraz konuşabiliriz. Benim bir fikrim var açıkçası. Yani ben önce fikrimi söyleyeyim, sonra sen de fikrini okey. söyleyebilirsin. Sonuçta insanlar birbirleri arasında bir çatışmaya sahip. Yani ondan nefret de edebilir, çok sevebilir. Evet, kendisini çok seven bir kitlesi var, nefret eden bir kitlesi de var. Ama nefret eden kitleye sorsan niye sevmiyorsun diye, sonuçta karşısındaki insanı A'sından Z'sine kadar ben tanıdığını düşünmüyorum. Sadece sosyal medyadaki gördüğü yüzüyle tanıyor. Onun en ufak hareketine uyuz kapmış olabilir, ondan nefret etmiş olabilir ya da karşıdaki kişinin paylaştığı bir şeyden hoşnut olmadığı için o hoşnut olmadığı şey büyük bir nefrete dönüşüyor ve karşısındaki sosyal medyadaki gördüğü kişinin en ufak hatasını alıp büyütüp linç girişiminde bulunmaya başlıyor. Sadece onun yaptığı şeyden hoşlanmadığı ya da onu kıskandığı ya da onun bulunduğu ortamlarda olamadığı için olabilir diye düşünüyorum. Peki senin düşüncen ne? yani ben bu başıma geldiği için çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani üniversite zamanlarında
Festivallerde falan çıktığımda, sürekli çok aktif olduğum dönemlerde, sürekli şarkı söylediğim, sürekli işte konserlere gidip, işte insanlarla birlikte topluluklara karıştığım için, mesela beni sevmeyen bir sınıfım var ya, sınıf vardı. Yani benim sınıf arkadaşlarım beni çok sevmiyorlardı. Hani tutup da ben mesela beni niye sevmiyorsunuz demiyordum veya hiç aklıma gelmedi onlara sormak. Çünkü umurumda değildi. Yani ben mesela Duygu Özaslan'ı çok iyi anlayabiliyorum. Olabilir yani. Ama şöyle bir durum var. Senden hoşlanmayanlar belki de hani seni sevmeyen kitle küçük bir kitleydi. Evet, bunun Ama milyonlar. Duygu Özaslan'ın ve evet bunun milyonlarca olduğunu ve bir sürü saçma sapan kötü psikolojik baskı yaratacak yorumların, tweetlerin ya da ne bileyim sosyal ses kayıtlarının, DM'lerin içerisinde belki de tehdit dolu mesajların olduğu bir dönemin yoktur. Ama bu insanlar ya da göz önünde olan insanlar bir sürü hakarete maruz Abi kalıyor. tehdit niye etmiş olabilirler ki? Ya senin popon çok büyük. Sana nefret ediyorum. Seni vuracağım falan mı? Yani muhtemelen çok çirkinsin, kilo almışsın, photoshoplusun, bu zamana kadar bizi mi kandırdın gibisinden yorumlardır da. Hadi bizi yeme falan diyorlardır eminim. Yani böyle şeyler bilmiyorum ya. Bence çok saçma geliyor. Ya ben olsam, Duygu'nun yerinde olsam hiç takmam ya. Gerek yok abi ya. Bana ne yani? Açıkçası ben zaten taktığını da düşünmüyorum Bence yani, de. hiçbir şekilde umurumda değil Yani o de. Sunny Burada... Side Up deyişindeki o umursamazlıkla bence şu anda bunu paylaşmalarında hani hiç umursamıyordur. Abi ya boşverin, Sunny Side Up yiyelim ya. Falan böyle Ya hani. bence zaten umursamayan insan bu işi yapabiliyordur da burada aslında sorgulamamız gereken linç kültürü sorgusuz sualsiz olan bu şey niye yapılıyor ve neden var? Yani şu an ben bunu merak ediyorum açıkçası. O psikolojiye girmek istiyorum ve başına açıkçası böyle büyük bir linç gelse, hani bu boyutlarda büyük bir linç gelse mesela senin tepkilerin ya da benim tepkilerim ne olurdu? Valla Yani ben bu kadar sakin kalıp acaba boş verebilir miydim bilmiyorum yani. Çok ağır çünkü. valla biz ikimiz de yengeç burcuyuz Serdar. Başta Evet. onu Ufak ufak bütün sırlarımızı ortaya döküyorsun. biz yengeç burcuyuz. Gününü söylemiyorum. Sen ondan şey yap. Ona dua et. Şey yani çok Evet, yengeç burcu olduğumuz için bileklerimi keserdi. duygusalız. Tabii ya. Abi ikimiz de duygusalız. Yani gerçekten ben şunu düşünüyorum. Herhalde bana hani tehdit edilsem iş çok farklı. Yani orada gerçekten korkuyorum. Ya tehdit edilmek işin zaten çok büyük bir Tabii. farklı durumu zaten de daha çok şundan mesela fiziksel görünüşünle alakalı büyük bir dalga geçildiğini düşün ya da bununla alakalı fotoğrafların sosyal medyaya yayıldığını ve binlerce milyonlarca insanın bunu görüp yorum attığını hayal et. Kendini böyle bir potaya koy. Evet. Ne düşünür, ne yapardın mesela evin içinde nasıl bir halde olurdun? Mesela Yoksa hayatında çok büyük bir şeyi kaybetmişsin gibi üzülür müydün? Yoksa bunu gerçekten vurdum duymazlığa vurup aman işte geçer gider 2 gün unutulur kafasıyla ilerler miydin? ben kişisel olarak böyle bir şey yaşasaydım 20 yaşında göstereceğim tepki farklı olurdu. Şu anda göstereceğim tepki farklı olurdu. 20 yaşında olsaydım yani bu tepkiyi alsaydım. Ama 27 yaşında olduğum zaman yani tabii ki senelerin getirdiği ve yaşanılan tecrübeler de işin içine giriyor. En büyük pay onların. Evet. Kesinlikle umursamazdım. Hatta o Photoshop'suz böyle sıfır şey koyardım. Sıfır Photoshop fotoğraflarımı koymaya başlardım. Takipçilerim düşerse de düşsün derdim. Ama 20 yaşında herhalde böyle bütün sosyal medyayı falan temizletmeye başlamıştım bir yerlerden birilerini bulup yani. Yani o yaşlarda fikirlerinle Evet. aradan 7 sene geçtikten sonraki fikirlerin arasında büyük bir fark oluyor. Evet. Ya ben de bunu Çünkü yaşanmışlıkların, tecrübelerin, her şey daha yani 20 yaşındayken evet. oturmamışken o 7 senelik süreç içerisinde belki hayatına gelebilecek, başına gelebilecek olaylar sana belli başlı tecrübeler Evet. ve olgunluk katıyor ve buna göre 27 yaşındayken farklı düşünüp farklı Evet. davranıyorsun. Yani sen mesela ne düşünürdün? Yani senin başına böyle bir şey gelse, sen şey yapsan ne düşünürdün? Yani açıkçası ben 18-20 yaşlarımdayken zaten hani kendimi sosyal medyada paylaşmayan bir insandım. Hani bir fotoğraf bile paylaşmıyordum açıkçası. Fotoğraf paylaşmayı bırak. Ben fotoğraf bile çekilen bir insan değildim. Şu anki döneme baktığın zaman zaten hani şu an YouTube kanalımız var. Evet.
oraya buraya video koyuyoruz. Hı Bu şekilde hani hiç umurumda bile değil açıkçası, hı. hani dış görünüşümmüş falan filan Hı. diye. Mesela şu anda hani umurumda değil. Evet. Böyle bir linç yemekle alakalı. Evet, böyle bir linç yesem, başıma böyle büyük bir olay gelse açıkçası ben büyük bir üzüntüye kapılabilirim hala. Evet. Hani duygusal olarak. Abi. Çünkü bence her insan kapılır. Yani duygu özarsanı umursamadığını söylüyoruz ama bence kendisiyle yalnız kaldığı bir anda hani bu an mutlaka aklına gelecek ve bence kafasına takacaktır. Sonuçta duygusalız hepimiz, bütün insanlar. Yani Üzüleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ama önemli olan nokta şu: duygu özarsanından neden nefret edildi? de Duygu Özarslan'dan neden nefret edildi? Çünkü kendisini çok fazla mükemmel olmaya Şöyle, adadı. evet, çok fazla kendini mükemmel olmaya adadı ve Enes Batur'u biliyorsun. Hı, biliyorum. Türkiye'nin en büyük Evet. YouTuber'larından. Duygu Özarslan demiş ki benim kilolu halim bile hepinizden güzel diye böyle çok egoist bir tweet atmış. Oh. Bugünkü olayın patlamasından sonra da Enes Batur diyor ki kilo alman kimsenin umurunda değil. Ego patlamasıyla dolup kendini üstün görmen saçmalık. Filtreler ve sosyal medya kalkınca Duygu Özarslan sen de normal bir insansın, kendini çok abartma demiş. Yani Duygu Özarslan o zaman sosyal medyada insanlara kendini yalan yanlış bir dünyada yaşadığını ve olmadığı bir bedendeymiş gibi mi göstermeye çalışıyor ve bunun aksine çok egosu yüksek bir karakter olduğu için mi bu kadar linçe maruz kalıp nefret edildi? Evet. Bunu 22 Haziran'da yazmış ama. Aynen. Yani Ama o dönemlerde zaten kiloluymuş. Muhtemelen birazdan zaten storylerini izleyeceğiz, neden böyle bir fotoğrafını, niye kilo aldığını. evet. İstiyorsan direkt o Evet, storylere geçebiliriz. geçelim. Yani ama Enes Batur çok doğru söylemiş. Yani ben Enes Batur'un hani sürekli takipçisi değilim açıkçası. Yani çok da hani böyle şey kültürüm yok. Hani o kime ne demiş yok ama Enes Batur iyi demiş ya. Tebrik ederim. Ya ben Twitter'dan takip edebilirim yani bu adamı şu anda. Bakalım Duygu Özarslan'ın storylerine neler demiş bu konuyla alakalı. Telefonla denize düşeceğim diye çok korkuyorum. Hemen küçük bir konuşacağım. Herkes bu basın açıklamasını bekliyor benden. Dün magazine çıkan fotoğraflarımı görmüşsünüzdür zaten. Yani görmeyen yok. Her yer tır tır falan korkunç. Öncelikle magazin muhabir arkadaşımızı çok sevdim. Private bir yerde öncelikle beni bulduğu için daha sonra o kadar kötü çıkarmayı başardığı için çok sağ olun. Kilo zaten söylüyordum ama şimdi başka bir şey söyleyeceğim size. Bu nedenine aslında biraz daha sonra paylaşacağım aslında. Biraz daha hazır hissettiğimde, biraz daha aslında iyileşme sürecinin iyice ilerlediğinde paylaşacaktım. Güzel bir video yapacaktım. Yapacağım hala da. Hastalığından bahsetti, bulimya diye. Evet. Kilo almasının sebebi bulimyaymış bu Evet. arada. İşte mesela linç kültüründe bu da var. Bilmeden, insanların ne yaşadığını bilmeden yorum yapıp sanki gerçekten hani karantina döneminde inadına yiyerek ya da insanları kandırıyormuşçasına Photoshop yaparak bir şeyleri post attığını düşünüp bu şekilde linç girişiminde bulunmuşlar ve aslına bakarsan kendisi Evet. hastaymış. Gerçi bak şurada kırmızılı bir fotoğrafı var. Orada çok öyle de zayıf durmuyor yani. Zaten bir kız çok da öyle kilo almadım yani demiyormuş ki. Sadece özgüvenli bir kız ve şöyle söyleyeyim yani aşılardan dolayı zayıf görünüyor olabilir. Yani bak mesela şu kolunu yukarı kaldırdı böyle sarı. Abi o pozu kim verirse versin zayıf çıkıyor. Yani ben de vereyim öyle bir tane. Ben de yani 50 kilo falan çıkarım yani. Bak burada yani ya bir kere hava kötü. Güneşli değil. Artı hani kız sadece bacaklarında biraz selülit var. Yoksa göbeği normal aynı göbek. Yani evet, üst bölgesine de baktığın zaman hani çok kilolu görünmüyor açıkçası. Alt bölgesine baktığın zaman fotoğraftaki bu kareden hem belki ışığın geliş açısı ve Evet. kadrajla doğru Evet. orantılı olabilir.
Kötü bir fotoğraf, evet. Bak, bir de zaten hani elini yukarı kaldırmış, biraz saçlarını toplamak için gerilmiş yani. Hani zaten göbeğinin çıkması o an çok normal. Hani anını yakalamış, anladın mı? Magazinci arkadaş sadece anını güzel yakalamış. Yani evet. İstiyorsa ufak ufak bitirelim. Söyleyeceğin son sözler varsa eğer. Yani benim söylediğim, Linç kültürü ama adına. Serdar şöyle söyleyeyim sana. Ben de şuna inanıyorum. Bir insan kendini nasıl hissediyorsa öyle güzel. İsterse 200 kilo olsun, isterse 50 kilo olsun. Yani insan nasılsa öyle güzel. Hiç yani bu işlere girmeye bile gerek yok. Hani genç kızlar böyle izliyorlar ya, hani videoları işte izliyorlar, böyle şey yapıyorlar falan. Valla hiç üzülmenize değmez. Hiç takmayın kafanıza. Yani iki insanın 5 dakika sizin hakkınızda konuşması sizin ömrünüzü etkilemesin yani. Kendinize bunu yapmayın. Kendinize inanın, kendinize güvenin. Aynı olarak ben de sana katılıyorum zaten. Linç kültürü kadar kötü bir şey yok. Evet. Bazı mesela dediğin gibi az önce dedin ya kimsenin kimseye kötülük yapmadığı sadece dış görünüşüyle alakalı ya da sırf onun bir hareketinden hoşlanmıyorsun diye onu linçliyorsan burada ben yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Burada da onu bunu savunuyoruz falan değil. Bu sadece A kişisi B kişisi adına yapılan bir sohbet de değildi. Genel olarak insanlık adına konuştuğumuz bir bölümdü. O yüzden arkadaşlar şimdilik videonun sonuna geldik. Umuyorum ki bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi. Aşağı bu konu hakkında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.